Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz Hoca, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 9. sınıf kimya dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Bu yazının pdf açıklama kısmında mevcut. Oradan indirerek önce kendiniz çözer, daha sonra da buradan takip ederseniz tabii ki sizler için daha verimli bir çalışma olacaktır. Birinci sorumuzda bakın kimyasal türlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğinde 3 tane madde vermiş. Bunların bileşik molekülü olduğunu söylüyor. Birincisi bakın bileşik midir arkadaşlar? Bileşiktir. Doğru. Su, değil mi? İkincisi azot monoksit bu da bir bileşik midir? Aynen öyle arkadaşlar. Bir bileşik molekülüdür. Bu da doğru. Ancak üçüncüsü kobalt nedir? Bir atomdur arkadaşlar. Bunun kimyasal türü atom olduğu için bileşik molekülü dememiz yanlış olur. Cevabımız A seçeneği. Hemen diğerlerine de bir bakalım. Elementel yapılı moleküldür demiş. 3 tane tanecik için. Element ne demek? Yapısında tek cins atom içeriyor demek. Evet baktığımız zaman F2, N2, O3 yapılarında tek cins atom içeriyorlar. Molekül müdür peki bunlar? F2 iki tane flor atomundan oluşan bir moleküldür. Doğru. N2 iki tane azot atomundan oluşan bir moleküldür. Doğru. O3 de 3 tane oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Bu da doğrudur diyoruz. C seçeneğinde 3 tane tanecik varmış. Bunlar için katyon demiş. Bakalım. Artı yüklü, artı yüklü, artı 2 yüklü. Dolayısıyla bunların üçü de katyondur demek tabii ki doğru. D seçeneğinde anyondur demiş. 3 tane tanecik varmış. Bakın bunlar anyon mudur arkadaşlar? Kesinlikle bakın bunlar nedir? Anyondur diyoruz. E seçeneğinde de atomdur demiş 3 tane tanecik için. Sodyum atomu, kalsiyum atomu ve demir atomudur. Bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuzda aşağıdaki seçeneklerde verilen madde gruplarından hangisinin kimyasal türleri aynıdır demiş. Bakalım arkadaşlar sırayla türlerinin ne olduklarını üzerlerine yazalım. Molekül için M, atom için A, iyon için de I harfini kullanacağız. Bakın helyum atomdur. H2 ise arkadaşlar bakın iki tane hidrojen atomundan oluşan bir moleküldür. Demir de gene atomdur. Üçü aynı mıdır? Değildir arkadaşlar. Cevabımız A değil tabii ki. B seçeneğine baktığımız zaman artı yüklü olduğundan dolayı birincisi iyon. Eksi yüklü olduğundan dolayı ikincisi de iyon. Ve SO2 nedir arkadaşlar? Kükürt dioksit bir moleküldür. Dolayısıyla bu da aynı kimyasal türlerden oluşan bir grup değil. C seçeneğine baktığımız zaman karbondioksit molekülü, C6H12O6 glikoz molekülü ve hidrojen molekülü olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi üçü de aynı çeşit kimyasal tür olduğu için cevabımız C seçeneği. N2O bakın molekül. NH3 da molekül. Sodiumlu arkadaşlar tek başına olduğu için burada atomdur diyorum. E seçeneğinde eksi yüklü bakın nedir bu? İyondur. O2 nedir? İki atomdan oluşan bir moleküldür. Gene eksi iki yüklü olan sülfat nedir? Bir iyondur. Dediğimiz gibi cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen maddelerden hangisinin kimyasal türü atomdur demiş. Bakalım. Helyum gazı arkadaşlar. Hidrojen gazı su, karbondioksit ve alkol. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar alkolden başlayarak geri doğru gidelim. Bu nedir? Bir moleküldür. Karbondioksit bir moleküldür. H2O bir moleküldür. Bakın hidrojen de gene bir moleküldür. Aynı iki atomdan oluşuyor. Element molekülüdür ama moleküldür sonuçta. Helium ise gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir atomdan oluşan değil mi? Atomik yapılı bir türdür diyoruz. Atomdur. Dolayısıyla cevabımız nedir? A seçeneği. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen durumlardaki çekim kuvvetlerinden hangileri güçlü etkileşim olarak kabul edilir demiş. Birincisine bakalım arkadaşlar. NH3 moleküllerinin bir arada bulunmasını sağlayan çekim kuvveti nedir? Güçlü müdür? Zayıf mıdır? Bakın burada kast edilen şey moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Ki NH3 moleküller arasındaki çekim kuvveti de hidrojen bağıdır. Dolayısıyla bu çekim kuvveti nedir? Zayıftır diyoruz. İkincisinde NH3 molekülünde N ve H atomları arasındaki çekim kuvvetinden bahsediyor. Bakın N ve H atomları arasındaki çekim kuvveti nedir? Bir kovalent bağdır. Öyle değil mi? Molekül içindeki bu bağlar kovalent bağlardır. Hatta farklı iki atom arasında oluştuğu biz buna ne deriz? Polar kovalent bağ deriz. Dolayısıyla bu bir güçlü etkileşim midir? Aynen öyle. Bu bir güçlü etkileşimdir diyoruz. Üçüncü öncülde sodyum hidrür bileşiğinde sodyum ve hidrojen iyonları arasındaki çekim kuvveti demiş. Bakın burada zaten söylüyor arkadaşlar bunlar ne? İyon. İyonlar arasındaki çekim kuvveti nedir? İyonik bağdır. İyonik bağ da nedir tabii ki? Güçlü bir etkileşim türüdür. Biz güçlü etkileşimlere kimleri dahil ediyoruz? İyonik bağları, kovalent bağları ve metalik bağları güçlü etkileşim olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Cevabımız E seçeneği. 5. sorumuzda aşağıdaki A, B, C, D, E harfleriyle gösterilen etkileşimlerden hangisi maddenin kimyasal özelliklerini oluşturur? Demek bakın kimyasal özelliklerini oluşturması için bu etkileşimin güçlü olması gerekir. Bakalım sırayla. A seçeneğinde verilen A etkileşimi nedir bakın? Su molekülleri arasındaki etkileşimdir. Hatta biz buna hidrojen bağı da diyebiliriz ki hidrojen bağıdır bu. Bundan dolayı biz ne diyoruz? Moleküller arasında oluştuğundan dolayı bu etkileşim zayıf bir etkileşimdir. B seçeneğinde bakın CH4 yani metan molekülünün içerisinde karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ gösterilmiş. Bu bağ nedir arkadaşlar? Kovalent bağdır. Ve kovalent bağlar da nedir arkadaşlar? Güçlü etkileşim sınıfındadır. Bundan dolayı biz ne diyoruz? Bu işte bu kovalent bağ olduğu için bu maddenin kimyasal özelliklerini oluşturur diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Diğerlere de bir bakalım. C ile verilen C şeklinde verilen etkileşim nedir? Bakın HCl molekülleri arasındaki etkileşimdir. HCl molekülleri polar olduğundan dolayı bu C etkileşimi dipol dipol etkileşimdir. Ama sonuç itibariyle moleküller arasında olduğundan dolayı gene nedir diyoruz biz? Zayıftır diyoruz. Ve gene D verilen, D'de verilen arkadaşlar bu etkileşimde NH3 yani amonyak ve su molekülleri arasındaki nedir? Hidrojen bağıdır. Bu da gene moleküller arasında olduğu için zayıf etkileşim sınıfındadır. Ve E seçeneğinde bakın iki tane apolar molekül görüyorsunuz azot molekülleri. Bunlar arasındaki etkileşim nedir? Indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol, yani London etkileşimidir diyoruz. Dediğimiz gibi cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuzda X12 element atomunun iki elektron vermesiyle oluşan iyonun Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Hemen bakın ben şuraya yazayım bunu. x 12'ye 2, 8, 2 şeklinde değil mi? Elektron dağılımı, elektron katman dağılımı bu şekilde. Yani X'in normalde en dış yörüngesinde arkadaşlar şöyle bakın iki tane noktası var. E bu iki tane noktasını verirse, iki elektron vermesi diyor. Yani bu noktalardan kurtulmuş demek bu. O zaman ne hale gelir? X iki tanesini verdiği için artı iki yüklü iyon haline gelir. Dolayısıyla cevabımız nedir? B seçeneğinde verilen gösterim şeklidir. 7. sorumuzda aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır demiş. Bakalım. Bunun için benim ne yapmam gerekiyor? Her birinin elektron dağılımını yazmam gerekiyor. 7'ye göre yazdığım zaman 2 5 olur. Yani en dış katmanında 5 tane noktasının olması gerekiyor. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar azotun en dış katmanında 5 tane noktası var. Noktalar da düzgün yerleştirilmiş. Dolayısıyla bu gösterim doğrudur. Oksijenin normalde bakın 2-6 şeklinde elektron dağılım var nötrken ama eksi 2 yüklü olması demek dışarıdan 2 tane elektron almış olduğunu bize gösterir. 2 tane elektron alırsa en dış katmanında kaç tane? 8 tane noktası var diyorum ben. Baktığınız zaman burada oksijenin 8 tane noktası var ve eksi 2 yüklü. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Flora baktığımız zaman 2-7 şeklinde bunun elektron dağılımı ama eksi 1 yüklüymüş. Yani dışarıdan bir tane elektron almış. O zaman ne olur? 2, 8 olur. 8 tane noktası var ve eksi 1 yüklü. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Sodyuma baktığımız zaman bakın 2, 8, 1'dir. Değil mi? Burada artı yüklü olması demek en dış katmanındaki elektronu vermesi demek. En dış katmanındaki elektronu verdiği zaman arkadaşlar ben ne yazmam gerekiyor? En dış katmanına hiçbir şey yazmamam gerekiyor. Bakın bu gösterim yanlış. Bunun nasıl olması gerekir burada? Sadece sodyum olacak üzerinde artı olacak. Dolayısıyla hiçbir noktasının kalmamış olması gerekiyor. Bir alt katmandaki noktaları göstermiyoruz biz. O katmandaki normalde olması gereken katmandaki elektronları gösteriyoruz. E sodyumun da o katmanda elektronu kalmadığı için arkadaşlar elektronsuz şekilde çizilmesi gerekir. Kükürt bakın 2 8 6 şeklinde olduğu için elektron dağılımı en dış katmanda 6 tane elektron vardır ve 6 tane nokta da bu şekilde doğru yazılmıştır diyoruz. 8. sorumuzda aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisinin Lewis gösterimindeki eşleşmemiş elektron sayısı en fazladır demiş. Hemen arkadaşlar bakalım. 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 2, 8, 5, 2, 8, 7 diyoruz. Biz ne yaptık şimdi? Katman elektron dağılımlarını yazdık. Bana eşleşmemiş elektron sayısı en azdır demiş. A seçeneğinde baktığımız zaman şöyle ona da A yazalım hatta. 4 tane noktası var. 1, 2, 3, 4 şeklinde. 4 tane arkadaşlar eşleşmemiş elektronu var. B'ye baktığımız zaman şöyle yapalım B'yi de. 6 tane nokta çizeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eşleşmemiş elektron sayısı kaç tane gördüğünüz gibi? 2 tane. C'ye baktığımız zaman 3 tane nokta çizmemiz gerekiyor. Bakın şu şekilde. Eşleşmemiş elektron sayısı 3. D'dekine baktığımız zaman 5 tane nokta koyacağız. Bakın etrafına 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 3 tane eşleşmemiş elektronu var. Ve E'ye baktığımız zaman etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Kaç tane eşleşmemiş elektronu var? 1 tane eşleşmemiş elektronu var. Dolayısıyla bana en az olanı soruyor. Cevabımız E seçeneği. 9. sorumuzda X'ye formülüne sahip iyonik bağlı bileşiği oluşturan x, ve elementlerin atom numaraları verilenlerden hangileri olabilir demiş. Formülü x, ise arkadaşlar bunun bakın biz iyonik bağlı bileşiklere sodyum klorür örnek olarak verelim. Sodyum klorüre baktığınız zaman ilk yazılanın ne olduğunu görüyorsunuz. Katyon yani metal olduğunu görüyorsunuz. İkinci yazılan nedir? O da ametaldir. Dolayısıyla x'in ne olması gerekir? Burada metal. Y'nin olması gerekir arkadaşlar. Ametal olması gerekir ki iyonik bağlı bir bileşik olabilsin. X1 diyor. X1 nedir arkadaşlar? Hidrojendir bu. Ametaldir. Değil mi? Y9 diyor. 27 bu da 7A grubundaki flor aslında. Dolayısıyla bu da nedir? Ametaldir. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bağ iyonik bağlı bir bileşik zaten olamaz diyoruz. İkincisine baktığımız zaman X'in ne olduğunu görüyorsunuz. 282 şeklinde yazılıyor elektron dağılımı. K grubunda bir metal olduğunu. Y'nin ise 286 yani bir ametal olduğunu görüyorsunuz. Metal ve ametal arasında oluşan bu bileşik nedir? İyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla ikincisini alacağız. Üçüncüsüne baktığımız zaman bakın 2, 8, 7 yani 7A grubunda olduğunu görüyorsunuz bunun. Kendisi ametaldir. Bu da 2, 8, 8, 1 yani o da nedir? Metaldir. Ama bu bileşiğin nasıl yazılması gerekir arkadaşlar? yx şeklinde yazılması gerekir. Bundan dolayı bunu kabul etmiyoruz. Cevabımız yalnız 2 A seçeneği. 10. sorumuzda bize 5 tane molekülün Lewis yapısı verilmiş. Bunlardan kaç tanesi yanlıştır diye sorulmuş. Birlikte arkadaşlar şunu bir hatırlayalım isterseniz. Hidrojen Lewis yapılarında tek bir noktaya sahiptir. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti de yoktur. Karbonun 4 tane noktası vardır üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Azotun 5 tane noktası vardır ancak her zaman üzerinde ne olması gerekir bakın. Bir çift elektron olması gerekir. Oksijende de bakın durum şu şekilde. 6 tane noktası var. 2 noktasıyla bağ yapıyor. Her zaman üzerinde 2 çift ortaklanmamış elektron olması gerekir. Baktığımız zaman birincisinde bakın su molekülü verilmiş. Bu doğru. Hidrojenlerin Değil Bu üzerinde elektron çifti yok. Oksijen üzerinde iki çift elektron var. Dolayısıyla bu doğru. C e, ikincisine baktığımız zaman karbondioksit bakın oksijenlerin üzerinde ne olması gerekir demiştik. Ortaklanmamış ikişer çift elektron olması gerekir. Bu yanlış. Bakın üçüncüsünde amonyak molekülü burada azotun üzerinde bir çift elektron olması gerekir demiştik. Yanlış. Oksijen molekülüne baktığımız zaman üzerinde iki çift olması gerekir arkadaşlar. Burada kaçar çift var? Üçer çift var. Dolayısıyla bu ifade nedir? yanlıştır diyoruz. Ve sonuncusunda bakın azot gördüğünüz gibi üzerinde bir çift olması gerekirken ikişer çift elektron olduğu için bu da nedir? Yanlıştır. Kaç tanesi? Dört tanesi yanlış. Cevabımız D seçeneği. Ve on birinci sorumuzda bakın. Dört beş tane özür dilerim. Beş tane bileşik verilmiş. Bu bileşiklerden kaç tanesinin adı yanlış verilmiştir diyor. Birlikte bakalım. Karbon disülfür müdür bu? Bakın ametel ametel atomundan oluşuyorsa eğer tabii ki bu şekilde adlandırılır. Birincisi bir tane olsa da mono denmez. Ama ikincisinde bir tane varsa mono denir diye anlatıyorduk biz bunu arkadaşlar. İkincisinde burada iki tane kükürt atomu var. Dolayısıyla disülfür demek doğru olur. Bu adlandırmada bir sıkıntı yok. Kurşun bir oksit demiş. Arkadaşlar kurşun değişken değerlik alan bir metaldir. Değişken değerlik aldığı için burada kaç değerlik aldığını yazmamız gerekiyor. Oksijen eksi 2 değerlik aldığı için kurşun artı 2 değerlik alır. Dolayısıyla benim buraya kaç yazmam gerekir? Kurşun 2 oksit yazmam gerekir. Yani şu haliyle arkadaşlar nedir? Bu bileşiğimizin adlandırması yanlıştır. Üçüncüsüne bakın. Di azot Tetra oksit demiş. Aynen öyle. İki tane azot, dört tane oksijenden oluşan bir molekülün adlandırması bu şekilde yapılır. Bakın bir karbonat iyonunu görüyorsunuz. Kalsiyum bir karbonat. Burada değişken değerlik falan da yok. Olduğu gibi okuyoruz arkadaşlar. Kalsiyum bir karbonat dolayısıyla nedir? Doğrudur diyoruz. En son bileşimimizde bakın. Karbon var, klor var. Ametal ametal. Ametal ametal olduğu zaman kaçar tane olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Evet birincisi bir tane onu belirtmeme gerek yok ama ikincisi dört tane olduğu için benim bu araya ne yazmam gerekiyor? Tetra klorür şeklinde yazmam gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Hangilerinin adı yanlış verilmiştir bakın. İkincisinin ve sonuncusunun. Dolayısıyla iki tanesinin yanlış verilmiştir diyoruz. 12. sorumuzda aşağıda Lewis formülleri verilen moleküllerden hangisi kalıcı dipol içerir demiş. Kalıcı dipol ne demek arkadaşlar? Eğer bir molekül polarsa o molekülde kalıcı dipoller vardır diyoruz. A seçeneğine baktığımız zaman iki atomdan oluşuyor. Aynı iki atomdan oluştuğu için apolardır. Burada kalıcı dipol yoktur arkadaşlar. Bakın B seçeneğine baktığımız zaman NH3 molekülünü görüyorsunuz. Merkez atomda elektron çifti olduğu için bu bileşiğimiz nedir? Polar yapılıdır. Polar yapılı olduğu için de kalıcı dipol vardır. Cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Merkez atom bor üzerinde elektron çifti yok. Etraf atomlarda aynı. O zaman bu molekülümüz bizim apolar. Apolar molekül olduğu için de kalıcı dipol içermez diyoruz. Ve gene bakın karbon 4 tane florla bağ yapmış. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlarda aynı. Dolayısıyla bu da bir apolar moleküldür kalıcı dipol barındırmaz. Ve gene çok karşınıza çıkan çıkacak olan karbondioksit gördüğünüz gibi. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar birbirinin aynısı. Dolayısıyla apolar yapılı. Apolar yapılı olduğu için de ne diyoruz biz? Bunda kalıcı dipol yoktur. Geçici dipoller sadece oluşabilir diyoruz. 13. sorumuzda aşağıda verilen molekül çiftlerinden hangisinin etkin etkileşim türü aynıdır demiş. Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde oksijen molekülünü görüyorsunuz. Yanında ne var arkadaşlar? Hidrojen sülfür var. Bakın, oksijen apolar yapılıdır. H2S ise polar yapılıdır. Kükürt 6A grubunda oluşuyor arkadaşlar. Aynı su gibidir yapısı. Dolayısıyla bunların etkileşim türü aynı değildir. Oksijende sadece ne var? London var. H2S'de dipol dipol etkileşimler var. Dolayısıyla bunu iptal ettik. B seçeneğine baktığımız zaman CH4 molekülünün apolar olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece London etkileşimleri var. NH3 ise arkadaşlar polardır. Polar olduğu için de nedir diyoruz? Moleküller arasında dipol dipol etkileşimler vardır. Hatta azot olduğu için burada hidrojenlere bağlı hidrojen bağları da vardır diyoruz. Dolayısıyla aynı etkileşim türüne sahip değiller. C'ye baktığımız zaman hidrojen klorür var ve hidrojen florür var arkadaşlar. Hidrojen klorür nedir? Polar yapıldır. Bundan dolayı dipol dipol etkileşimler vardır. Hidrojen florür ise arkadaşlar gene polar ama florun durumundan dolayı burada ne vardır? Bir de hidrojen bağları vardır. Dolayısıyla aynı etkileşim türü vardır diyemeyiz. D seçeneğinde bakın. BH3 görüyorsunuz arkadaşlar. Apolar yapılıdır. Sadece London vardır burada. CH3, CL molekülü ise arkadaşlar polar yapılı olduğu için dipol dipol etkileşimler vardır diyoruz. E seçeneğinde bakın NH3 nedir? Hidrojen bağları içeren bir moleküldür. H2O hidrojen bağları içerdiği için işte ikisinin etkileşim türleri aynıdır. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. 14. sorumuzda aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişimdir diyor. Dilimlenmiş elmanın zamanla kararması arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Elmanın dilimlenmesi bakın işte bu fizikseldir. Elmayı siz küçük parçalara bölüyorsunuz. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu tabii ki fiziksel bir olaydır. Elma ağacı yapraklarının zamanla sararması. işte bu kimyasal bir değişim neticesinde olur. Elmadan elma hoşafı yapılması. Bu da arkadaşlar nasıl olur? Kaynatılarak değil mi? Pişirilerek olur. Dolayısıyla bu da kimyasaldır. Ham elmanın zamanla olgunlaşması. Bu da tabii ki nedir? Yine yani kimyasal bir değişim neticesinde olabilir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. 15. sorumuzda 5 tane cümle verilmiş. Hülya bunları doğru yanlış şeklinde arkadaşlar işaretleme yapmış. Bakalım Hülya'nın yaptıklarından hangileri doğru yani hatasız. Birincisinde diyor ki iyonik katılar sert evet kırılgan evet ve iletken olmayan. Iyonik katılar iletken değildir ancak sulu çözeltileri ya da eritilmiş halleri elektrik akımını iletir diyoruz. Buna doğru demiş evet arkadaşlar bu doğrudur burada bir sıkıntı yok. Karbondioksit katısı Fosfor katısı moleküler katıdır. Değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Moleküler katıdır bunlar. Ama Hülya buna yanlış demiş arkadaşlar. Yanlış dediği için burada hatalı bir işaretleme yapmış. Üçüncüsünde bakın. Metalik katılarda atomları bir arada tutan kuvvet metalik bağdır demiş. Evet metalik katılarda arkadaşlar. Alaşımlarda da saf metallerde de metalleri bir arada tutan metalik bağlardır. Bunu da doğru demiş. Dolayısıyla hatasız bir işaretleme yapmış diyoruz. Dördüncü de bakın plastik ve camda tanecikler gelişigüzel ve düzensiz bir şekilde istiflenmiştir. Aynen öyle. Ne diyoruz biz bunlara? Amorf değil mi? Amorf katılarda biliyorsunuz tanecikler rastgele dizilmiştir diyoruz. Elmas ve grafit moleküler katı olup değil arkadaşlar. Elmas ve grafit moleküler katı değil. Elmas ve grafit aralarında kovalent bağlar bulunan sayısız karbon atomundan oluşan karbon allotroplarıdır. Dolayısıyla biz bunlara kovalent katılar diyoruz. Elmas iletken değilken grafit iletkendir. Cümlenin bu kısmı doğru ama dediğim gibi bunların ne olması arkadaşlar? E, moleküler katı olması yanlıştır. Buna doğru demiş. Burada hatalı bir işaretleme yapmış. Hangilerini doğru yanıtlamış? Bakın. 1, 3, 4 cevabımız B seçeneği. 16. sorumuzda bir periyodik tablo verilmiş. Bu periyodik tabloda arkadaşlar x, y, z elementlerinin yerleri gösterilmiş. Bana diyor ki Oda koşullarındaki elementler veya oluşturdukları bileşiklerin katı türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Bakalım Z ne gördüğünüz gibi? Z bir geçiş metali. Geçiş metali olduğu için Z tek başınayken arkadaşlar safken metalik katı değil mi? Tanımına girer. Doğrudur. X nedir? X de 1A grubunda arkadaşlar. Bir alkali metaldir. Bundan dolayı X için de metalik katı dememiz doğru olur. Y bir ametal Ametal oluşun arkadaşlar ne diyoruz? Doğada moleküler halde bulunuyor. Bakın burada Y8 demiş. Y molekülleri 8 atomlu moleküller halinde bulunabilir mi? Bulunabilir. Doğru. Peki bu bir kovalent katı mıdır? Hayır. Bu bir kovalent katı değildir arkadaşlar. Bu bir moleküler katıdır diyor. Sonuç itibariyle Y8 moleküllerinden oluştuğu için buna ne dememiz gerekirdi bizim? Moleküler katı dememiz gerekirdi. X2Y demiş. Bakın metal ve ametalden oluşuyor. Bu iyonik bir katı mıdır? Aynen öyle. İyonik bağlı bir bileşiğe biz ne diyoruz? İyonik katıdır diyoruz. Z2Y3 demiş. Bakın Z bir metal, Y bir ametal. Dolayısıyla ikisinin arasında oluşan bileşik de iyonik bağlı olduğu için buna da iyonik katı denir. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği. 17. sorumuz bakın. Zeytinyağı ve su için 3 tane nicelik verilmiş. Bunların hangilerinde su büyüktür zeytinyağı ilişkisi vardır diye bize soruluyor. Bakalım. Suyun viskozitesi daha mı büyüktür arkadaşlar? Viskozite neydi? Akmaya karşı gösterilen direnç. Yani su mu daha çok direnç gösterir akmaya, zeytinyağı mı gösterir? Tabii ki arkadaşlar zeytinyağı gösterir. Öyle değil mi? Viskozite dediğimiz zaman zeytinyağı büyüktür su dememiz gerekiyor. Akışkanlıkta hangisinin akışkanlığı daha fazla? Su tabii ki arkadaşlar daha akışkan. İşte burada su büyüktür zeytinyağı diyebiliriz. Akış hızı da zaten akışkanlıkla aslında aynı şey. Dolayısıyla gene su büyüktür zeytinyağı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bana su büyüktür zeytinyağı ilişkisi olanları soruyor. Cevabımız 2 ve 3. 18. sorumuzda bakın bir kapalı kap var. Kapalı kap içerisinde x sıvısı x buhar ile dengedeymiş. Sıcaklığı da 25 santigrat dereceymiş başlangıçta. Bakın daha sonra diyor ki sıcaklık 20 santigrat dereceye düşürülürse diyor. Şimdi sıvının sıcaklığı düşürülürse ne olur arkadaşlar? Buhar basıncının azalması gerekir. Değil mi? Bir müddet azalır. Daha sonra arkadaşlar sabitlenir. Dolayısıyla birinci grafiğimiz doğrudur. İkincisinde kaynama noktası azalır demiş. Hayır arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Kaynama noktası azalır diyemeyiz arkadaşlar. Kaynama noktası değişmez. Bir sıvının kaynama noktasının değişmesi için ya içerisine bir safsızlık atmamız gerekir ya da bulunduğu yerin yüksekliğini değiştirmemiz gerekir. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada sıcaklık düştü diye kaynama noktası tabii ki değişmez. X sıvı molekül sayısı demiş artar demiş. Aynen öyle. 25 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye düşürdüğümüz zaman buhar basıncının azalmasının sebebi zaten ne? Buradaki buharların bir kısmı arkadaşlar sıvıya geri döner. Bundan dolayı da ne olur? Biz ne diyoruz? Buhar tanecik sayısı azalırken sıvı tanecik sayısı artar. Buna bağlı olarak da birim hacimdeki buhar tanecik sayısı azaldığı için buhar basıncı azalır diyoruz. Yani üçüncüsü doğru olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği. 19. sorumuzda sıvı buhar dengesi kurulmuş bir sisteme işlemleri ayrı ayrı uygulandığında buhar basıncında oluşacak değişimler hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın hemen şuraya şöyle bir sistem çizelim. Şöyle birazcık yamuk yamuk oldu ama aşağıda sıvı var. Sıvı buharıyla arkadaşlar şu şekilde dengedeymiş. Bir sıvının buhar basıncı nasıl değişebilir demiştik daha önce. Aynı sıvı için tabii ki. Sıcaklık artarsa artar. İçerisinde eğer uçucu olmayan bir katı çözünürse tuz gibi şeker gibi azalır diyoruz. Bunun dışındaki değişiklikler sıvının buhar basıncını değiştirmez. Bakın birincisine uçucu olmayan katı ekleyip çözersek ne olur? Tanecikler birbirlerini daha sıkı tutmaya başlarlar. Bundan dolayı buharlaşma yavaşlar. Ve birim hacimdeki buhar tanecik sayısı azaldığı için buhar basıncı da azalır diyoruz. Sıvı miktarını artırmanın bir etkisi olur mu arkadaşlar? Hayır olmaz tabii ki. Dediğim gibi beni iki şey ilgilendiriyor. Bir içerisinde bir safsızlık çözülmesi ya da sıcaklığının değiştirilmesi. Bunlar yapılmıyorsa eğer buhar basıncı değişmez. Sıcaklığı artırmak demiş. Sıcaklığı artırırsam eğer ben birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Buna bağlı olarak da buhar basıncı ne olur? Artar diyorum. Yani azalır değişmez, artar şeklinde ifade ediyoruz. A seçeneği. Ve geldik yazılımızın son sorusuna. Sorumuzda plazma ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Mum alevi plazma halindedir. Aynen öyle arkadaşlar. Günlük hayattaki örneklerden bir tanesi de mum alevidir, değil mi? Plazma hali manyetik alandan etkilenir. Tabii ki arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz plazma halinin içerisinde hem artı yükler hem eksi yükler var. Dolayısıyla manyetik alandan da etkilenir. Mum alevine mıknatıs yaklaştığında alev mıknatıstan etkilenir arkadaşlar. Tabii ki dediğimiz gibi sonuçta mıknatıs bir manyetik alan oluşturduğu için alev ne olur? Tabii ki burada mıknatıstan etkilenir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Yayın Denizi Pro'ya bu sorulardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar dilerim.